Nasıl isterseniz. Biz üstadımıza çiçeğini vermek üzere Sayın Belediye Başkanımız Refik Yılmaz'ı davet edebilir miyiz? Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben başkanımızı boş çevirmeyeyim buradan. Burada üçüncü program yapıyoruz. Biraz geciktim, hakkınızı helal edin. Bütün sorumluluk benim olsun. İnşallah. Şimdi biraz hasbihal eder, bana hakkınızı helal edersiniz. Öyle değil mi? Mevlevi destanı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cübbeyi de bir dahaki programda inşallah. Bir tekke yaparsanız buraya, o zaman cübbeyi de veririz inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz inşallah. Hayırlı akşamlar hepinize. Malum en son Şebi Aruz'da sohbet etmiştik. Ben böyle yine burada dolaşmıştım. Şimdi az önce aklıma geldi. Ben yine burada dolaşayım müsaade ederseniz. Öyle değil mi? Hakkınızı helal edin. Geciktim biraz. Gecikmenin sebebi benim. Tabii yakinen tanıyanlar biliyorlar. Normalde ben az solistler gibi nazlı niyazlı yapıp böyle sonradan gelme yapmam. O yüzden yine de teşekkür ederim. Allah inşallah hepimize iyi, hayırlı, faydalı bir gece nasip eder. İnşallah. Kıymetli kardeşler, kıymetli dostlar, kıymetli Muhammed severler. Şimdi sevginin üç tane tecelliyatı vardır. Birincisi tabii sevgidir. Herkes annesini sever, herkes insanları sever, herkes çiçekleri sever. Buradan yoldan geçen birisine sorsan ki insanları seviyor musun? Evet der. Herkes de fıtridir. Annesine karşı bir sevgi vardır. Babasına karşı sevgi vardır. Bu sevginin ilmel yakin noktasında tecelliyatı. Bu tabii sevgi. Kuzunun annesini sevdiği gibi. İşte bu da Muhammed-i Mustafa'yı sevenler de üçe ayrılırlar. Bir, tabii sevgi ile sevgilenenler. Onlar Muhammed-i Mustafa'yı severler mi? Evet. Sorsanız siz Hazreti Peygamber'i seviyor musunuz? Evet derler. Hiçbir sıkıntı yok. İman eden herkes Muhammed-i Mustafa'yı sever. Bu Muhammed-i Mustafa'ya karşı tabii bir sevgidir. Bunun normalde ikinci sevgisi var. Ne? İlmi sevgi. İlmel yakin. Böyle o biliyor onun peygamber olduğunu. Bu biraz daha ruhaniye yaklaşıyor. Biraz daha böyle onun peygamber olduğunu biliyor ya, onun sevilmesi lazım geldiğini de biliyor. Ama asıl bu noktada buna biz ruhani sevgi diyoruz. Ruhani. Bu sevgiye. Ama bunun bir üstü daha var. Hakkel yakin noktasında ilahi sevgi. Şimdi Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı sevenler üçe ayrıldılar. Bir, tabii sevgi ilmel yakin noktasında. İki, ruhani sevgi aynel yakin noktasında. Üç, bu hakkel yakin noktası olan ilahi sevgi. İşte Muhammed-i Mustafa'yı ilahi sevgi noktasında sevenler, Allah'a hakkel yakin noktasında olanlar. İşte
ben bu topluluğu, burada bulunanları bu hakkel yakin noktasında seven ilahi sevgiyle hemhal olmuş Muhammed-i Mustafa aşıkları olarak görüyorum. Aranızda bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. Hepiniz de hoş geldiniz. Vaktaki Cenab-ı Hak, geçen sohbetten devam edeceğim. Buraya Tebaruz'da gelenler sohbeti birleştirsinler. Cenab-ı Hak bir şey yaratıp kendisinin tanınmasını istedi. Kendisinin tanınmasını isteyince bir şey yarattı. İşte o yarattığı şey, ilk yaratılan şey Muhammed-i Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyetiydi. İlk varlık, ilk yaratılan şey Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ruhaniyeti ve nuraniyetiydi. O yüzden o ben peygamberlerin evveliyim dedi. Başka bir hadis-i şerifte Adem henüz su ile toprak arasındayken ben peygamberdim dedi. Ve bütün varlık Muhammed-i Mustafa'nın ruhaniyetinden ve nuraniyetinden yaratıldı. Bu manada varlıkların evveli Hazreti Muhammed-i Mustafa, peygamberlerin de evveli Muhammed-i Mustafa, aklın evveli akıl Muhammed-i Mustafa, kalem ondan yaratıldı, levh-i mahfuz ondan yaratıldı, cennet ondan yaratıldı, veliler ondan yaratıldı. Muhammed-i Mustafa'ya iman eden müminler Muhammed-i Mustafa'nın nurundan yaratıldı. Sizler hepiniz de, hepimiz de Muhammed-i Mustafa'nın nurundan yaratıldık. Nur nura bakıyor. Nur nura baktıkça nurlanıyor. Nur nura baktıkça aydınlanıyor. Muhammed-i Mustafa'yı sevenler kandil gibi oluyor. Birbirlerini gördükçe ve birbirlerinde Muhammed-i Mustafa'nın nuraniyetini ve ruhaniyetinin tecelliyatını görüyorlar. Ve böylece mümin müminin aynasıdır, tecelli ediyor. Muhammediler birbirlerine bakınca birbirlerine ayna oluyorlar. Birbirlerinde mümin olmanın tecelliyatı tecelli ediyor. Ve vaktaki son peygamber de Muhammed-i Mustafa olarak gönderildi. Cenab-ı Hak dedi ki sen peygamberlerin hatemisin, sonuncususun. Ondan sonra bir peygamber gelmeyecek. Ondan sonra bir nebi gelmeyecek. Ondan sonra bir resul gelmeyecek. Ondan sonra peygamberlik noktasında bir elçi gelmeyecek. Son elçiydi Muhammed-i Mustafa. Peygamberlerin sonuncusuydu ve ilkiydi, evveliydi ve aynı zamanda da sonuncusu oldu. Ondan sonra bir peygamber yok, bir nebi yok, bir resul yok. Bitti, kapandı. Defter kapandı. Buraya kadardı yazılan. Her ne kadar peygamber geldi bilmiyoruz. Hazreti Adem'den Muhammed-i Mustafa'ya kadar ne kadar peygamber, ne kadar nebi, ne kadar elçi geldi tam sayısal olarak bilmemiz mümkün değil. Zayıf rivayetler var. Bir rivayette 124 bin, bir rivayette 220 bin, 200 bin, 240 bin, yok 360 bin. Ben rakamlara boğmayayım sizi. Ne güzel. Sufiler şöyle inanırlar ki zaten hakkında hadis-i şerif de vardır. İman da odur zaten. Biz Adem Aleyhisselam'la Muhammed-i Mustafa arasında ne kadar peygamber geldiyse hepsine de iman ettik. Getirdiklerine de iman ettik, kendilerinin peygamberliklerine de iman ettik. Ve bu imanı bize sevk eden, bu imana bizi yönlendiren Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten o son peygamber olarak gelmeseydi ve Kur'an da son kitap olarak, ilahi kitap olarak indirilmeseydi belki de biz Eyyub Aleyhisselam'ı tanımayacaktık bile.
Belki de İbrahim Aleyhisselam'ı tanımayacaktık. Yakup'u, Yusuf'u, Yunus'u tanımayacaktık. Neden tanımayacaktık? Birer hikaye gibi gelecekti bize. Birer böyle efsane gibi gelecekti bize. Ama bunları bize Kur'an anlatınca biz iman ettik. İbrahim'e de, Yusuf'a da, Yakup'a da, Yunus'a da, Musa'ya da, İsa'ya da, onların getirdiklerine ve onların peygamberliklerine de iman ettik. Çünkü Muhammed-i Mustafa son peygamber bizleri onlara iman etmemizi şart koştu. Düşünebiliyor musunuz? İseviler İsa Aleyhisselam'ı peygamber olarak hala da tanıyorlarsa, anıyorlarsa onun peygamberliğinin tasdiki Muhammedilerde. Muhammediler, yani Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun peygamberliğini tasdik etmeseydi hikayeden başka bir şey kalmayacaktı orta yerde. Sebep, bir rivayette 800 tane İncil var. 800 tane İncil. İzmit konsülü toplandı, indirdi 4'e. O 4 tane de karar kıldılar. 4'ü de birbirinden farklı. Yine birbirini tutmayan yerler var. Ama elimizdeki iman ettiğimiz dine bakın. 1400 yıl geçmiş üzerinden kitabın bir noktası dahi değiştirilmemiş. 1400 yıldan beri orijinal duruyor. Bir noktası değişmemiş. Bir noktası. Ve orijinal duruyor. O kitabı açıklayan Muhammed-i Mustafa'nın hadisi şerifleri var sallallahu aleyhi ve sellemin. İşte son peygamber Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, insanlık tarihine ve dünya yaşına bakarsanız ve insanlık yaşına bakarsanız daha dün gibi. 1400 yıl daha dün gibi. Elimizde yazılı evraklar var. Düşünebiliyor musunuz? 10.000 yıllık yazıtlar çıkıyor şimdi. 10.000 yıllık tarihi kanıtlar çıkıyor. 10.000 yıllık. 10.000 yıla baktığınızda 1400 yıl kısacık. 15.000 yıllık tarihi yazıtlar çıkıyor. Urfa'da 15.000 yıllık bir yer buldular. Eski bir ibadethane. 15.000 yıllık. Ona bakılınca 1400 yıllık Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın hayatı tazecik. Elimizde. Bütün hadislerine ulaşmamız mümkün. İşte o tazecik bir peygambere, tazecik bir ümmetiz. 1400 yıllıkız. Tazecikiz daha. Bakın, tazecikiz daha. Cenab-ı Hak dini bu noktada ana hatlarıyla tamamladı, bitti. Ama din daha tam yaşanmadı. Düşünebiliyor musunuz? Bir din daha tam yaşanmadı. Tam yaşanması daha sağlanmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, İslam'ın benden öncesi %50'si yaşandı. Benim ve ashabımın zamanında %25'i, ahir zamanda kalan diğer %25'i yaşanacak dedi. Daha %25'lik yaşanması gereken yaşanmadı. Bu ne demek? Ümmet-i Muhammed'i henüz görevi bitmedi. Bir görev bekliyor. Dinin kalan %25'i yaşanacak. Ben sizi şimdi böyle bir İslam coğrafyasını dolaştırayım mı? Bu %25'in yaşanacak olan %25'i sorarım size. Pakistan önderlik edebilir mi? Afganistan önderlik edebilir mi? Tacikistan, Türkmenistan, bunlar önderlik edebilir mi? İran Şiası önderlik edebilir mi? Suriye, Irak, Yemen önderlik edebilir mi? Suudi Arabistan, Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, İslam ülkelerini dolaşıyorum. Bana bir tanesi elini vicdanına koysun,
desin ki ya bu İslam dünyasının önünde şu topluluk dinin kalan %25'lik kısmını yaşamamız için önderlik yapabilir. Hadis-i şerifte din tamam ama dinin yaşanması tamam değil. Bir anayasa var, henüz daha bütünü tecelli etmemiş. Ama yazılı metin olarak var orada. Yazılı metin tecelli etmemiş daha. Tecelli etmesi gerekiyor. Bu Allah'ın vaadi. Allah nurunu tamamlayacak. Allah nurunu tamamlayacaksa bunu kulların elinden tamamlayacak. Cenab-ı Hak dinini Muhammed-i Mustafa'nın ve peygamberlerin üzerinden yaşattı. Allah bir şeyi kulunun eliyle yaptırıyor. Adalet sağlanacak, adaleti sağlayacak olan Kur'an, sünnet duruyor orada. Ama bu adaleti sağlayacak kulun eli var. O el eğer Allah'ın adaletini sağlıyorsa, Cenab-ı Hak diyor ki, o el benim elim. Adaleti sağlayan eli Cenab-ı Hak kendi üzerine aldı. Yetimi, fakiri doyuran eli kendi üzerine aldı. Çıplığı giydiren eli kendi üzerine aldı. Hastayı ziyaret edeni kendi üzerine aldı. Ya Musa, bir açı doyursaydın beni doyuracaktın. Bir çıplığa giydirseydin beni giydirecektin. Bir hastayı ziyarete gitseydin beni görecektin yanında. Ve adaleti sağlayan el Allah'ın eli olacak. Kim sağlayabilir ümmeti Muhammed'in içerisinde bunu? Beni mazur görün. Ben belki de bu toprakların aşığı olduğumdan, kendi insanımın aşığı olduğundan bu hizmete layık yine Anadolu insanını görüyorum. Ben daha önceleri birkaç yurt dışı ziyaretlerim olmuştur ve hepiniz hacca ömreye gitmişsinizdir zaten büyük bir çoğunluğunuz. Bakarsınız Mekke'de, Medine'de diğer ümmeti Muhammed'in fertlerine baktığınızda kendinizce kalbiniz rahat rahat mutmain olarak şöyle dersiniz: ne kadar eksiğimiz olursa olsun din en güzel yine bizim topraklarımızda yaşanıyor dersiniz. Sebep akli ve akidevi olarak bir sapıklık yoktur inancımızda. O İmam-ı Azam'ın süzdüğü yoldan, o Hazreti Peygamber'in ve ashabın açtığı yoldan, İmam-ı Azam, İmam-ı Maturidi, İmam-ı Nesefi'nin çizdiği o yolda bir sapıklık göremezsiniz. Bir böyle insanları incitici, acite edici bir şey göremezsiniz. İçimizde sakın üzerinize alınmayın. Mesela başı açık bayan kardeşlerimiz var. Asla başka bir mezhepte bu hoşgörüyü göremezsiniz. Başka topraklarda bu hoşgörüyü göremezsiniz. Bu bizim hususi yaptığımız size hediye değil. Bu bizim inancımız. Bir kimse bir farzı yerine getirmiyorsa biz onu küfür ehli olarak göremeyiz. Görülmesi mümkün değil. Sakın bunu bir lütuf olarak görmeyin. Bu sizin dininizin size vermiş olduğu özgürlük. İnsanların size bahşettiği bir şey değil. Dininizin size vermiş olduğu özgürlük. Sizin haram kendi dairenizde haram işleme, haram işleme özgürlüğünüz var. Namazı kılamayabilirsiniz, özgürsünüz. Dersiniz ki ya ben namazı kılmıyorum. Namazı kılmıyorsanız cezası bellidir. Cezasını çekerim, ben namazı kılmıyorum dediğinizde hiç kimse sizi küfürle itham edemez. Kafirsiniz diyemez. İçki içiyor birisi. Birisi ona sen içki içiyorsun diye kafirsin diyemez. Diyememesi, dememesi o kimsenin lütfu değildir. Bu dinin verdiği bir hak,
dinin verdiği bir özgürlüktür. Birisi bir haram işliyorsa bir kimse onu küfürle itham edemez. Din bunu yasaklar. Bakın Orta Doğu'ya şimdi küfürle itham ediyorlar. İşte bu kalan 25'lik kısım sizlerin eliyle yaşanacak. Muhammed Mustafa'yı seven, aşık olan, onun izinden giden, onu bu noktada hiç olmasa ruhani sevgi ile sevenlerin eliyle yaşanacak. Ruhani sevginin tecelliyatı şudur. Bir kimse bir şeyi ruhani noktada seviyorsa onu razı etmek, onu memnun etmek için uğraşır, çaba sarf eder. Bak, tabii sevgi neydi? Seviyorum seni, tamam bitti. Ruhaniye geçince onu razı etmek için uğraşır. Mesela şimdi kadın erkek ilişkilerinden örneklersem, kadınlar erkekler birbirlerine düşer diye korkuyorum. Bazen bu konulara girdiğimde adam yanındaki hanımına bakıyor, kafasını sallıyor. Ben buradan görüyorum, hanımı görmüyor onu. Veya kadın bakıyor ona, kadın ona doğru dönüyor, beni sevmiyor diye düşünüyor. Çünkü o ruhani sevgiyi tarif edince bizim insanımız ne yazık ondan biraz uzaklaşmış. Ruhani sevgi, seven sevdiğini memnun etmek için, sevdiğini razı etmek için çırpınır dunur, etrafında döner onun, onu razı etmek için uğraşır, onu memnun etmek için uğraşır. Bunu erkekler kadınlara evleninceye kadar yapar, alıncaya kadar. Erkek kucağında çiçekle geliyor. Ne zamana kadar? Evleninceye kadar. Evlendikten sonra ne çiçeği ya? Yaş gününü bile unutuyor. Kadınlar da bu konuda çok takıntılı ya. Bil bakalım bugün ne gün? Yanımda arkadaş, birisi telefon açıyor. Eşi telefon açıyor. Soruyor. Bil bakalım bugün ne gün? Adam borçtan, senetten, çekten ne günü olduğunu karıştırmış. Çarşambayı, perşembeyi karıştırmış. Ona diyor ki bugün ne gün? Adam duruyor yanımda telefonda. Allah'ım ya hanım oynama benimle diyor. Ne günse ne gün ya söyle. O ısrar ediyor. Bugün ne gün? Allah'ım benim samimiyiz de. Ya hanım bırak diyor ya. Ne söyleyeceksen söyle. En sonunda kadın patladı. Yaş günüymüş o gün. Dedim eyvah be abicim dedim ya. Bu unutulur mu hiç dedim ben. Öyle baktı. Dedim yandın şimdi eve gidince dedim. Erkekler genel olarak böyledir. Evleninceye kadar hanımları razı etmek için etraflarında pervane dönerler. Çiçekti, yemekti, böcekti, canımdı, cicimdi, aşkımdı, tatlımdı. Harika! Şiirler yazarız biz ona bir de. Oo, ne mesajlar, ne şiirler. Ne zamana kadar? Evleninceye kadar. Evlendikten sonra hanımla bir tartıştı mı adam başlıyor. Şarkı değişiyor. Nereden sevdim o zalim kadını? Bana zehretti hayatın tadını. Sormayın, söyleyemem asla adını. Söylese yanacak temelli. Adını o yüzden söyleyemiyor. Bu ne? Bu ruhani sevginin aldatmacısı. Bunun hakikati ne? O kimse sevdiğini razı etmek için ömrünü feda eder. Ömrünü feda eder. Erkek kadın ömrünü feda eder. Yeter ki o memnun olsun. Yeter ki o razı olsun diye. Sakın eşlerinize bakmayın. Ne kadınlardan ne erkeklerden öyle ömrünü feda edecek insan çok az. Çok az. Evlilik girince hukuk giriyor işin içerisine. Sevgi hukuka dönüyor. Sen bunları yapmakla mükellefsin. Ben de bunları yapmakla mükellefim. Hukuk girdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı sevenler de ruhani sevgiyle seviyorlarsa onu razı ve memnun etmek için uğraşırlar. Var güçleriyle ne yaparlar? Onun sünneti Resulullah'ın izine basarlar.
Onun sünnetine tabi olurlar. Onun sünnetiyle haşır neşir olurlar. Onun bu noktada hadislerini öğrenirler. Yemeği nasıl yerdi, suyu nasıl içerdi, nasıl yürürdü, nasıl sohbet ederdi, namazın sünnetleri nedir, namazın farzları nedir, namaz nasıl kılınmalı? Bu noktada bütün onun hadis ve sünnetlerini ezberleyip, öğrenip onu memnun etme. Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendisinden ümmet olarak razı etme yoluna girerler. İşte ümmet-i Muhammed'i bu kalan dinin %25'lik kısmının yaşayacak olan namzetlerden birisi bunlar. Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı ruhani sevgi ile sevenler. İkincisi kim? En önemlisi. İlahi sevgi ile Muhammed-i Mustafa'yı sevenler sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bunlar Hazreti Muhammed-i Mustafa'nın haliyle hallenirler. Bunların önünde Muhammed-i Mustafa yürür sallallahu aleyhi ve sellem. Gecelerini Muhammed-i Mustafa süsler. Bunların gündüzlerini Muhammed-i Mustafa aydınlatır. Gece kandilleri Muhammed-i Mustafa'nın ruhaniyeti ve nuraniyetidir. Onlar Muhammedsiz bir iş yapamazlar. Muhammedsiz bir yol yürüyemezler. Muhammedsiz bakamazlar. Muhammedsiz bir tat alamazlar. Onlar her haliyle Muhammed-i Mustafa'ya uyarlar ve Muhammed-i Mustafa onların canı ve ruhu olur. Ne o Muhammed-i Mustafa'sız yapabilir ne de Muhammed-i Mustafa onsuz yapabilir. İşte bunlar da Muhammed-i Mustafa'yı İlahi sevgi ile sevenlerdir. İşte din ayakta duruyorsa, din ayakta duruyorsa ve dini Cenab-ı Hak ayakta tutuyorsa bu Muhammed-i Mustafa'yı ruhani ve ilahi sevgi ile sevenlerin üzerinden tutar ve ilahi sevgi ile Muhammed-i Mustafa'yı sevenler her hallerinde, her davranışlarında, her hareketlerinde Muhammed-i Mustafa'nın haliyle hallenmeyi isterler. O yüzden bunlar ümmetin içerisinde bir floresan lambası gibidir, projektör gibidir. Ümmetin içinde bakıldığında hani bir hadisi kutsi var. Hani bazı insanlara baktığınızda Allah hatıra gelir diyor ya. Bunlar işte Muhammed-i Mustafa'yı ilahi sevgi ile sevenlerdir. Kıymetli dostlar, işte dinin kalan %25'lik kısmını yaşayaraktan, harekete geçirecek olan, yaşayaraktan dinin tamamlamasına vesile olacak, yaşayaraktan Allah'ın nurunu tamamlamasına sebep olacak, vesile olacak topluluk Hazreti Muhammed-i Mustafa'yı ruhani ve ilahi sevgi ile sevenler. Kıymetli dostlar, işte Muhammed-i Mustafa'yı bu manada anmak, kutlu doğumları kutlamak, bu noktada toplanmak bizim ona olan muhabbetimizden, bizim ona olan sevgimizden, sizin ona olan sevginizden ve muhabbetinizden. Kıymetli dostlar, işte dinin %25'lik kısmı bundan sonra yaşanacak ya, işte o yaşanacak olduğunu bildiklerinden bizim içimize fitne, bizim içimize bu noktada bozgunculuk sokmaya çalışıyorlar. Hazreti Muhammed Mustafa son nebi, son resul, son peygamber. Ardından başka bir peygamber ve nebi gelmeyecek. Ama birileri bir yerlerde bir şeyler pişiriyor. Hazırlıyor. Zaman içerisinde ümmetin içerisine sahte peygamberler çıkarmışlar ya. Kıyamete yakın 30 tane sahte peygamber çıkacak diyor Hazreti Peygamber Efendimiz. 30 sahte peygamber çıkmadan kıyamet kopmaz diyor. 30 tane sayı vermiş. Şimdi Anadolu'da yeniden İslami bir uyanış var. Bu kolay olmuyor. Ben bazen anılarımda anlatıyorum. Biz camiden polis zoruyla götürülmüş insanız.
camiden. Bıraktık evlerin baskınını. Biz 28 Şubat'ta İsmail Hakkı Bursevi tekkesinde camiden götürülmüş insanlarız. Evden götürülmeler zaten basit onlar. Evden zaten istedikleri zaman kapının önünde duruyorlardı. Daha sabahleyin çıkıyorsun Bismillahirrahmanirrahim kapıdan. Mustafa Özbağ benim diyordum ben. Mustafa Özbağ diyorlardı benim. Buyurun, biniyorduk arabaya gidiyorduk. Haydi karakola. Ne? İrticacısın sen. Bir gün Kırklareli'nde Vali Bey bir tarafta, Kırklareli Üniversitesi rektörü bir tarafımda yemek yiyoruz. Aklıma geldi. Dedim sayın valim, ben eski teröristim, eski irticacıyım. Dedim bir sıkıntı yaşamıyorsun. Nasıl hocam dedi. Dedim ya biz 28 Şubat'ta götürülmediğimiz zaman kalmadı dedim. Ve o zaman dedim biz irticacıydık. Böyle dedim terörist muamelesi görüyorduk. Ah hocam dedi, o günlerin üzerinden çok zaman geçti. Evet çok zaman geçti o günlerin üzerinden. Ama şimdi insanlar yeniden dinini yaşamaya çalışırken bir yerlerde bir şeyler pişiriliyor. Geriye dönün. Selçuklu'yu yıkan Baba Resul, Baba İshak isyanlarını unutmayın. Geriye dönün. Ne zamana kadar? Muhammed Mustafa'nın zamanında Müseylemetül Kezzab'ı unutmayın. Müseylemetül Kezzab'la Selçuklu'nun son dönemindeki Baba İshak, Baba Resul isyanlarını cem edin, toparlayın. Ve ardından Osmanlı'da çıkarılan isyanları görün. Din adına Abdülhamit Han'ın din adına yıkıldığını görün. Abdülhamit Han'ı yıkmak isteyenler şeriat istiyoruz deyip yıktılar. Bunların içerisinde Bediüzzaman Said Nursi de vardı. Bunların içerisinde Namık Kemal de vardı. Bunların içerisinde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da vardı. Abdülhamit Han'ı şeriat istiyoruz diye yıktılar. Dikkat edin. Neyle yıktılar? Dinle yıktılar. Ve kendilerini dindar görüyorlardı. Ve kendilerini dini çok iyi bildiklerini zannediyorlardı. Ve o yüzden bu hareketi yaptılar. İyi olacak diye. Şimdi bir şeyler pişiriyorlar. Servis edecekler. Ön ara soğuklar geliyor. Bu ne? Televizyona birisi çıkıyor, adı profesör, hadisleri reddediyor. Televizyona birisi çıkıyor, adı tarihçi. Ne yapıyor? Buhari Müslüm hadislerini reddediyor. Artık isim veriyorum. Kim? Mehmet Çelik. Çıktı televizyona, Buhari Müslüm hadislerini reddetti. Çıkıyor televizyona, bizdenmiş gibi konuşuyor. Bizim dilimizden konuşuyor. Ama bizim inancımızın en sağlam ayaklarından birisi olan hadisleri reddediyorlar. Bakın bunlar ön soğuk meze. Ön soğuk meze bu. Bize böyle çok ilmi geliyor. Bize hiç uçuk, uçuk. Belki de Buhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, İmam-ı Hanbel'de, Kütüb-i Sitte'de olmayan değişik bir kitaptan alınma bir söz getiriyorlar. Bu hadis mi diye. Bizim insanımız Kütüb-i Sitte'yi ezberinde bilmiyor ki. Veyahut da o hadis profesörleri dahi bilmiyor ki. Bilmiyor. Kimse de bakmıyor. Ya düşünüyor. Yani deve eti yedikten sonra abdest tazelemek sünnettir. Bunu Hazreti Peygamber söylememiş sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden birisi Hazreti Peygamber Efendimiz deve eti yedikten sonra et yemek yemiş, kalkmış, abdest tazelemiş. Bu da bunu nakletmiş. Diyor ki deve eti yedikten sonra abdest tazeledi. Ben şimdi gideceğim birazdan abdest tazeleyeceğim. Diyecek ki birisi sohbet ettikten sonra abdest tazeledi. Bu sohbet ettikten sonra herkes abdest tazeleyecek. Hükmü çıkarmak yok bunda. Bunu alıyor, bizim önümüze koyuyor, bütün hadisleri reddediyor. Bu soğuk mezesi, arkasından sıcağı gelecek. Onu yerseniz sıcak
gayet güzel afiyet diyeceksiniz. O ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra bir nebi geldi. Nasıl yani? Basbaya Allah her kavme elçi gönderdi. Ayet-i kerime var. Bu zamanın kavmine de onu gönderdi. Kim? Evrenos oğlu. İsim veriyorum. Cevap hakkı doğsun onlara da. Televizyonu var, Amerika'da duruyor. Ve kendisinin elçi olduğunu söylüyor. Biz şöyle diyeceğiz. Evet, bu adam raporlu. Bunun söylediklerini kale almayız. 50 yıl sonra birisi ya bir nebi gelmiş, bir elçi gelmiş zaten deyip kendisinin de elçiliğini söyleyebilir mi? El cevap söyleyebilir. Sahte mehdisini mi ararsın? Sahte nebisini mi ararsın? Sahte velisini mi ararsın? Her şey var. Ve ümmet bunları seyrediyor. Hatta siz seyredin diye 3-4 tane de hatun çıkarıyorlar. Ankara havasını bir oynatıyorlar. Hepimiz seyrediyoruz. Ve hiçbirimiz de ona karşı bir cephe almıyoruz. Ona karşı bir cephe alamayışımızın sebebi ne? Nefsimize hoş geliyor. Hatunlar Ankara'nın yolları diye bir başlıyorlar oynama. Biz kendi kendimize kendimizi düğünde zannediyoruz. Ona cephe açamıyoruz. Ona bir şey söyleyemiyoruz. Zaten birisi bir şey söylerse onlar oradan bir höykürüyorlar zaten. Höykürünce de söyleyenler korkuyor. Söyleyenlerin arkasında herhalde saklı gizli CD'leri, karanlık ilişkileri, şunları bunları varsa susuyorlar konuşanlar. Kıymetli dostlar, uyanık olalım. Bir yerlerde pişirilen bu sapıklıkları yememek için uyanık olalım. Hani Cenab-ı Hak Davut'a demiş ya, ey Davut uyanık ol. O zaman uyanık olmak hepimizin üzerine farz. Allah gecenizi mübarek eylesin. Cenab-ı Hak nice kutlu doğumlarda burada buluşmayı tekrar tekrar nasip eylesin. Ümit ediyorum, umut ediyorum. Tekrar tekrar burada kutlu doğumlarda buluşacağız. Tabii sevgili başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayda bir ben buraya sohbete gelmeye gayret ediyorum. Ayrıca burada bayanlar için ücretsiz sema kursu, ücretsiz ney kursu, ücretsiz ilahi kursları var. Erkekler için yine ücretsiz sema, bendir, ney kursları var. Ve aynı zamanda da mesnevi okumaları var. Geceniz mübarek olsun, geceniz aşk olsun. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.